Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Manisa'da, Akhisar'da, Sancaklı, Arabacı Bozköy'de Ahmet Canbaz Beyefendi'nin zeytin arasındayız. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayrıca diğer misafirlerimiz de var. İsim? Mustafa Akbulut. Hasan Göçmen. Mustafa abi ile Hasan abi de aynı şekilde %100 gübre siyah toprağı kullandı. Ahmet abinin yerinden sonra onların yerine de gideceğiz, bakacağız. Onlar da farklılıkları gördü. Tüm çiftçilerimizin zeytinle alakalı olaraktan nasıl bir fark yarattıklarını canlı canlı oralarda da göstereceğiz. Ahmet abi, siz Manisa bayimizden %100 gübre siyah toprağı aldınız. Yaklaşık burası kaç dönümlük bir arazi? Burası 5 dönüm ama 4 dönümün zeytin var. İşte 4 dönüm 115 ağaç zeytin var. 115 ağaç zeytin var. Bunun hepsini de kullandın mı abi? Hepsini kullandım abi. Öncelikle şunu söyleyeyim Ahmet abi. %100 gübre siyah toprak seni memnun etti mi? Abi çok memnunum. İşte gördüğünüz başka tarlara baktım. Bak, benim burası geçen yıl çok aşırı zeytin vardı. Zeytin olmaz diyordum ama bak yarı yarı zeytin var. Yani geçen yıl var yılıyken ağaç yıkılırken bu sene ben zeytin alamam diyordum. Dediğim yerde zeytin var abi. Ama besleme amaçlı atayım. Evet. Bir sonraki önümde 2 yıl sonraya hazırlık yapsın. Hem toprağı düzenlesin demiştim. Doğru değil mi? Doğru. Ama attın, baktın ki ağaçlarda zeytin tutumu gayet güzel. Sürgün. Sürgündü, çok güzel. Kuruma var mı? Yok. Çok kesinlikle güzel. Yok. Daha güzel. Bir de şu var. Biz geçen yıl buraya gübre attığımızda, diğer gübreleri attığımızda 3 milyar 400 milyon falan para verdim. Bu yıl 2 milyar para ben gübreden yırttım. Yani ortalama 3-200, 1 milyar 250 milyon senin cebine kaldı. Yani harika. Yani çiftçinin en büyük derdi arkadaşlar, arazisine harcadığı mazottur, gübredir, evet, ilaçtır. Aynen. Doğru değil doğru mi? Ya yani bu ortalama baktığın zaman 3,5-4 milyara yakın sana buranın masrafı vardı ama 2 milyarla ben bu işi çözdüm diyorsun. 2 bin lira para verdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çok güzel. Yani ben 2 bin lirayla yaklaşık 5 dönümlük arazimin ilacını, gübresini, her şeyini çıkardım. Mazot parası bedavaya geldi. Daha güzel reçeler ettim. Daha güzel doğru tutumlu. Harika. Bir sonraki yıl daha da güzel olur. Asıl buradaki amacımız zeytinde %100 gübre siyah var yılında, yok yılında ortadan kaldıraraktan her yıl var yılında. Çünkü mineral bir ürün olduğu için arkadaşlar toprağın yapısını düzenliyor, kökü çalıştırıyor. Ağacın eksik olan minerallerin tamamını toprağa tekrardan kökten kazandırıyor. Peki Ahmet Bey, şu da var. Şimdi bu alan kullanılan alan. Şu alan yan tarafımız kullanılmayan alan. Yani buraya atıldı. Diğer tarafta kullanılmayan alan. Şimdi şöyle bir çekim yapalım arkadaşlar. Şu meyve tutumlarını görüyoruz. Bakın meyve tutumları gayet güzel. Yani ufak tefek sıkıntıları, problemleri olabilir ama gayet güzel, sağlıklı. Çünkü yok yılı ama meyve tutuyor. Şimdi yan tarafa gelelim. Yan tarafta kullanılmayan alan. Evet. Bakıyoruz. Bu ağaç da fena değil ama bir tane meyve tutumu vesairesi yok. Hemen yan yana. Tek tük bir tane, iki tane vesaire. Bir de en önemlisi, yani şu bölge çok önemli arkadaşlar. Yani şu sopayı elime aldım. Bakın, yani toprak yapısında beton gibi. Bakın, işlemiyor. Yani toprak bir nevi tezekleri görüyorsunuz değil mi? Ama diğer tarafa gelelim. Yan tarafta hem pH ölçümümüzle şey yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, yine aynı şekilde. Bakın toprak ne kadar rahat gidiyor. Şöyle elimle bakın ne kadar rahat kazıyorum. Görüyor musunuz? Yani bir nevi torf gibi yapmış arazi. Hala içine batıyor. Diğer tarafta içine batmazken bu taraf içine batıyor. Evet arkadaşlar, yani bu videomuzda Ahmet Bey ile aslında şahitli uygulamanın en büyük amaçlarından bir tanesi atılan yerin hem toprak yapısının değişmesi, hem atılan yerle atılmayan yer arasında bir şahitli uygulama, hem de tonaj, kalite gayet güzel. Sağlıklı. Yani çok memnun olduğunu söylüyorsun. Ağacın yapısı da değişmiş. Yani yeşil aksamları nasıldı geçen seneye göre? Ya geçen seneye göre hem bak filizde de hem yeşil aksamları hepsi çok güzel. Yani. Mesela 2 yıl önce yok yılıydı. Yok yılında mahsul var mıydı? Azalıyordu. Çok azalıyordu değil mi? Yani ne kadar
mesela 100 kilo alırım diyor muydun genelinden? Bu yıl ben mesela burada zeytin olmaz diyorum. Olmaz diyorum. Çok olmuyor. Bu da çoktu ki geçer bir zeytin. Ben bu yıl dedim hani 5-10 kasa falan zeytin vardı. Şimdi yarı yarı zeytin var. Yani bu da ne demek oluyor? Yaklaşık bir 50 kasaya yakın çıkar mı? Ortalık. Geçer. Geçer değil mi? Evet, en güzeli de bu zaten. Peki Ahmet abi, tüm Türkiye genelindeki Manisa, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Aydın, Çanakkale, Türkiye'nin her Urfa'sına varıncaya kadar tüm zeytin yetiştiriciliği yapan müşterilerimize gördüğün sonuç doğrultusunda %100 gibi siyah toprak önerir misin? Herkes kullansın. Hiç başka kimyasal gübre atman gerekiyor. Boşu boşu da yani, para... Hiç boşu boşu. Yani. Boşu boşu başka gübre veririm, para vermiyorum. Ekstra cebelsin. Artı yani dediğim gibi abim, yani ilaç iç. Çok para önemli. Evet abi. Çok önemli. Harika. Doğru. Evet arkadaşlar, aslında sözün bittiği an. Ben çiftçi olaraktan yaklaşık 4-5 dönümlük bir arazimde 3,5 milyara yakın masraf yaparım derken şu anda 2 milyara bu masrafı düşürüyor. Bu da 1250-1500 lira gibi rakam çiftçinin cebinde kalıyor. Zaten çiftçi geçimi gerçekten zor. Gübre çok pahalı, mazot çok pahalı, işçilik çok pahalı, kimyasal gübreler çok pahalı. Bunların hepsine son veren %100 gübre siyah toprak hem tonajda hem kalitede hem var yılını yok yılını da ortadan kaldırması çiftçinin gerçek anlamda yüzünü güldürüyor. Ahmet abi çok teşekkür ederim. Öncelikle bu videoda bize eşlik ettiğiniz için Mustafa Bey size de çok teşekkür ederim. Aynı şekilde size de teşekkür ederim. Çiftçilerimize son kez söyleyebileceğiniz bir şey var mı? %100 gübre siyah toprak. Vallahi bütün, yani bütün köylümüzün kullanmasını isterim. Herkesin kullanmasını isterim. Yani diğer gübre hiç gerek yok. Ben gördüm. Ben gördüm. Baktım. Şahidim de. Diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sözün bittiği gerçek anlamda yer. Köylüme, herkese tavsiye ederim diyor. Siz de %100gübre.com web sayfamıza girip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Manisa Bayimizden ürünlerinizi alabilirsiniz. Bu videomuzu Akhisar Arabacı Bozköy. Arabacı Bozköy. Bu çok önemli. Arabacı Bozköy'de çekimimizi yaptık. Siz de Manisa Bayimizden hem iletişim kurabilirsiniz hem %100gübre.com web sayfamıza bizimle iletişim kurabilir. Mühendislerimizden destek alabilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.